beni de çok çok konuşmamı engellemiş oldunuz. Ağzım yorulmamış Aman oldu. estağfurullah. Şimdi Arkadaşlarım varsa soruları diğer herkes buyursun. evet, şimdi diğer arkadaşlarımıza söz hakkı vereceğim sorularını sormaları için. Onlar da sizin için çok güzel sorular hazırladılar aslında. İlk olarak Elif Deniz, senin konumuzla bağlantılı bir sorun var. İlk önce sen dinleyelim istersen. Öncelikle yeniden hoş geldiniz. Şimdi size ilk sorum şu şekilde olacak. Tekrar tekrar COVID-19'a yakalanmak mümkün mü? Yani çünkü çok haberler gördük. Ne kadar doğru, ne kadar yanlış bilinmiyor. Ama yakalanıp bu hastalığa iyileşmiş, sonra tekrardan yakalanmış olan insanları gördük. Bu ne kadar doğru bilinmiyor. Ama vücut bağışıklık kazanır mı? Tekrar bu hastalığa yakalanmak mümkün mü? Bu aklımızda soru işareti. Hocam cevap verseniz çok sevinirim. Şimdi aslında genelde viral enfeksiyonlara karşı immün sistem bir cevap verdikten sonra bu immün bağışıklık cevap kalıcı halde olur. Mesela hani kızamık geçiren kişi ya da kızamığa karşı aşılanan bir kişi hayatın ileriki dönemlerinde tekrar kızamık olmaz, değil mi? Ama istisnaları yok mu? Var elbette. Mesela işte vücudunun herhangi bir ileride herhangi bir dönemde immün sistem açısından daha zayıf olduğu bir ana denk getirirse bir virüs o kişiyi yine hasta edebiliyor. Bu bir. İkincisi bazen virüsler yapılarını değiştirebiliyor. Hani televizyonda hepiniz duyuyorsunuz işte mutant tipleri var. İşte virüs mutasyona uğradı. Burada da bizim henüz çok iyi bilmediğimiz şey bizim immün sistemimiz virüsün neyine karşı antikor geliştirdi çok emin değiliz henüz. Çünkü bu virüsü böyle hani siz televizyonda da görüyorsunuz böyle top gibi bir şey çiziyor üzerinde uzantıları var. Bu uzantılar yani reseptörleri mutasyon geçiriyor. Eğer bizim immün sistem onun reseptörüne karşı sadece reseptörüne karşı bir antikor geliştiriyorsa yani bir immün cevap oluşturuyorsa muhtemel ki ileride tekrar enfekte olacağız. Bu çok hızlı olmayacak ama çünkü bu mutasyon hızları da böyle çok bizi korkutacak kadar fazla değil. Ama birkaç sene sonra belki yeni bir mutant tip tekrar ülkemizin üzerinde tekrar bir salgın yapabilir elbette. Aynen grip gibi. Şimdi mesela biz influenza'ya karşı influenza geçirdiğimiz zaman ona karşı antikor oluşturuyoruz. Aynı sezon bir kez daha olabiliyoruz ve bir kez daha olabiliyoruz. Ama genelde sonraki ataklar daha hafif olur. O kadar ölümcül de olmaz genellikle. Ama tabii yine hani de hep söylediğim şey bu virüsü henüz yeterince iyi bilmediğimiz için ve immün sistemimizin de ona ne kadar iyi bir cevap oluşturduğundan emin olmadığımız için aklımızda kuşkular yine var. Şu an hali hazırda ama ilk başladığı Çin'de dahil olmak üzere ikinci kere tekrar reenfekte olan kişi sayısı çok az. Yani kızamık gibi düşün. İşte atıyorum 1.000 kişi ya da atıyorum 10.000 kişi hastalığı geçirir ya da aşılanır. Nadiren belki bir iki tanesi tekrar enfekte olabilir. Şu an bundaki durum da böyle. O yüzden reenfeksiyon çok beklemiyoruz. Ama olursa da tabii ki şaşırmayacağız. Ama olursa da yine çok endişeye mahal yok. Çünkü genellikle yine öyle diyeceğim her zaman standart değil. Reenfeksiyonlar primer enfeksiyondan daha hafif olurlar. Sözünüzü bölüyorum. Özür dilerim ama Buyurun. çok çok kusura bakmayın. Burada bir şey bilgi vermek istiyorum. Hani yanlışım varsa düzeltin lütfen. Vücudumuzda T ve B hücreler var ve vücudumuza girmiş olan zararlı ya da yararlı herhangi bir dış etkiyi hafızaya almakla görevli olan hücrelerimiz T hücreleri. Aynı zamanda T hücrelerimizin hafızaya alması sebebiyle aynı hastalığı eğer mutasyona uğramadığı sürece bir kere daha geçirme ihtimalimiz çok düşük oluyor diye biliyorum. Mutasyona uğramayan hastalıkları. Mesela daha önce kızamık geçirirken kızamık bakteriyel bir Virüs. hastalık sanırım. Kızamık da virüs. Yoksa Evet, viral viral bir bir hastalık mı? hastalık. Aha. Viral hastalık. Kızamık virüsünü T tipi hücreler hafızasına alıyor ve bir daha geçirmemizi engelliyor diye biliyorum. Grip sürekli olarak gribe yakalanmamızın sebebi de grip de bir viral enfeksiyon. Sürekli olarak gribe yakalanmamızın sebebi de her yıl farklı bir virüs şeklinde, her yıl farklı bir mutant virüs şeklinde gelmesi ve bu sefer de her sene farklı isimlendirmemiz zaten. H1N1, H1Z2 şeklinde Aynen aslında. öyle, doğrudur. Doğru. Haklısınız. Teşekkür ederim sorumu yanıtladığınız için. Bir diğer sorum daha var. COVID-19'u atlatan hastaların vücutlarında herhangi bir değişiklik oluyor mu? Ya da ne tür zararlar bırakıyor bu hastalık? Bunu merak ediyoruz. Şimdi bu hastaların takibi yapılıyor zaten. Hastalığı geçirmiş olan kişileri ben kendim de takip ettiğim hastalarda bir tedaviden sonra bir 15. gün zaten çağırıyorum. Ondan bir 15 gün sonra yani başlangıçtan bir ay sonra bir daha çağırıyorum. Daha kalıcı sekel görmedim. Hani kalıcı hasarı biz sekel diyoruz.
kalıcılaşmış bir iz ya da leke ya da herhangi bir sorun görmedim. Yapılmış başka çalışmalarda da kalıcı bir hasar olmadığı belirtiliyor. Ancak bazı hasarlar çok sonradan da ortaya çıkabiliyor. Hani mesela yine kızamıktan örnek verelim. Bazı kişiler kızamık geçiriyor ya da kızamığa karşı aşılanıyor. Sonra aradan bir 15-20 yıl geçiyor. Bakıyorsun ki işte bu hani SSP'ye duymuşsunuzdur değil mi? Subakut sklerozan panensefalit, yani beyinde dejenerasyon yapan yavaş virüs hastalıkları diye bir grup var. Bazen sinir sisteminde kalıcı hasarlar çok geç ortaya çıkabiliyor. Belki atıyorum 15-20 sene sonra işte bu 60-65 yaş grubu kişilerin bazıları ya da daha erken yaş grubundakiler erken yaşta Alzheimer olacaklar, demans olacaklar ya da Parkinson olacaklar. O zaman diyeceğiz bu etkisi var mıydı? Bunu gelmek için erken, ama bu ilk etapta ortaya çıkan kısmıyla konuşalım. Kalıcı bir hasar bırakmıyor diyebiliriz. Mesela hastada bir zatüre yaptı. Biz onu zatüreyle takip ettik. Hastalığın tedavisinden sonra ya da hastanın kendi immün sistemi başarısından sonra, düzeldikten sonra akciğer filmlerinde de kan gazındaki oksijen düzeyinde de kalıcı bir bozukluk olmuyor. Hasta toparlanıyor. Zaten toparlandığını görünce taburcu ödevine gönderiyoruz. Normal atmosfer oksijeniyle idare ederse geliyor da öyle gönderiyoruz. Kalıcı hasar daha görmedik. Tamam, teşekkür ederim sorumu cevapladığınız için. Siz de sağ olun. Çok teşekkürler tekrardan, sorularımızı gerçekten ilgiyle en detaylı şekilde cevaplandırarak bize ve tüm izleyicilerimize bir bilgi nehri oluşturuyorsunuz denebilir aslında, ki hepimizin de içini rahatlatıyorsunuz. En azından bir bilinmezlik çukurundan biraz olsun tutup çekiyorsunuz bizi. Şimdi az önce sorulan sorulara verilen cevaplar ışığında ben burada Mikail'e söz verme gereği duydum. Çünkü aynı şekilde onun da sorusu az önce vermiş olduğunuz cevaplar ve sorular üzerine devam edecek şekilde olsun. Biz böyle bağıntılı olmasını istiyoruz. Buyur Mikail. Söz sende. Öncelikle tekrardan katıldığınız için teşekkür etmek istiyorum. Benim virüsüm filyasyonla ilgili olacak. Bize filyasyonun önemini ve neden diğer Avrupa ülkelerinde kullanılmadığını açıklayabilir misiniz? Şimdi bu biraz aslında karmaşık bir konu. Önemi ya da önemsiz. Önemli mi, önemsiz mi? Bu konuyu şimdi ben size anlatayım, siz karar verin. Şimdi normalde sağlık sistemi ya da işte her bir hastaneyi düşünün. Hepinizin yaşadığınız şehirlerdeki hastaneyi düşünün. Eğer acile 50 tane COVID gelirse, bunlar işte atıyorum yarısı çok kötü değilse durumu, evde izlem önerip evine yolladık. İşte ciddi bir solunum yetmezliği yok, genç hasta, sorun değil, bunları yatırmayabiliriz. Ama yarısının en azından riskli görüp işte orta yaş ya da üzeri ek hastalığı var ya da işte solunum yetmezliği var, nefes darlığı tarif ediyor. Bunu eve göndermeye cesaret edemeyebiliriz. Yatırdık. Ertesi gün 15 daha yatırdık. Ertesi gün 15 daha yatırdık. Yatan 15 gün kalacak en az. Böyle düşünürsen 15 kere 15, 225 yatağını bu hastalara vermiş oluyorsun. Sağlık sistemi sonuçta, bizim hastanelerimiz zaten kalabalık olan hastaneler. Zaten sistem büyük bir yük altında. Çünkü hastaneye kalp krizi geçiren var, midesi kanayan var, işte cerrahi hastalıklar var, şekeri olan var. Zaten hastaneler büyük bir yük altında uğraşıyorken ekstradan gelen her gün bir 15-20 hastayı ve bunlar da hem sağlık personeli hem toplum için bir bulaşıcı hastalık kaynağı. Bunları ayrı tek kişilik odalarda izole etmek lazım. İşte ortak eşya ya da ortak tuvalet, ortak banyo kullanmalarına izin vermemek lazım. Böyle olunca büyük bir mekan ve efor ve malzeme ihtiyacı var. Bunları düşününce bu hastalar, sonuçta biz bu hastalığa ülke olarak daha çok konuşacağız. Yani pek çoğumuzu enfekte edecek. İnşallah da ciddi bir hasar vermeden çok büyük bir kısmımız, benim fikrim %99'un üzerinde olacak, tamamen iyileşeceğiz. Ama bunu bir anda yapmamak lazım. Bunu zamana yaymak lazım. Burada filyasyonda amaç ne oluyor? Mesela işte ben hastalandım. İşte öksürük ve nefes darlığıyla hastaneye gittim. Orada bana bir film çektiler ya da işte bazı testler yaptılar. Dedi ki seninki COVID'e benziyor. Sen yap, PCR'la sürüntü alalım. Baktık. Evet, COVID. Şimdi bu, ben COVID'sem önce benim iş ortamım ya da başka sebeplerle sosyal alanlarda temas ettiğim rezervuar olabilecek herkesin taranması. Bu niye önemli? Çünkü her rezervuar semptom vermiyor. Yani şikayete sebep olup hastaneye gitmiyor. Bir kısmı hiç şikayetsiz
etrafa virüs yaymaya devam ediyor ve yeni riskli hastalara yayıp onların ölümüne belki sebep olacak. Bundan dolayı bu kişilerin tüm temasları, yani ben hasta olduğum zaman benimle temaslı olan herkesin tespit edilip izole edilmesi. Ben işte Semir Paşa'ya sen temas ettin Mikail, sen evinde oturacaksın 2 hafta süreyle. Biz seni her gün arayacağız telefonla. Özellikle sende merak ettiğimiz öksürük, nefes darlığı, ateş varsa, olursa sende de sürüntü alacağız ya da hastaneye yatıracağız gibi. Bu kişileri evde tutup toplumdaki diğer bireyler için risk oluşturmamasını sağlamak. Hedef bu biliyasyonda. Peki biz bunu çok iyi şartlarda yaparsak bile hastalığı yok edebilir miyiz? Matkılar bunu düşünüyor. Yok edemeyiz. Çünkü neden? Ben bu semptomları, bu şikayetleri ortaya çıkarana kadar zaten bir 4-5 gün geçiyor. Genelde semptomlar 4-7 gün arasında ortaya çıkıyor. Ve bu süre içinde ben etrafa virüs yaymış olabilirim. Hastalık belirtileri başladıktan sonra daha çok yayıyorum. Hani diyorlar ya işte bir kişi 4 kişiye bulaştırmış, bir kişi 30 kişiye bulaştırmış. Semptomlar ortaya çıktıktan sonra çok bulaştırıcı oluyorum. O dönemde hastanede olmak zaten iyi bir şey, avantaj, ama semptom olmadan önce de birkaç kişiye yaymış olabilirim. Bundan dolayı hastalığı tamamen yok edemeyiz filyasyonu, ama kontrol altında tutarız. Böylece hastaneye gelecek kalp krizi hastasına da yatağımız olur. Ya da işte bir trafik kazasıyla hastaneye gelen kişiye valla yatağımız yok, sana yapacak bir şeyimiz yok, her taraf korona dolmuş dememiş oluruz. Bu yüzden hastanelerin yükünü ve sağlığa ihtiyaç duyacak diğer kişilerin de sağlık hizmeti alabilmelerini sağlamak adına filyasyonun faydası çok. Peki Batı Avrupa madem bu kadar çok faydası var, neden bunu yapmıyor? Yani bir tek biz mi akıllıyız? Hayır. Orada da problem şu. Şimdi filyasyona bu süre uzun bir zamana yayıldıkça ve insanlar birbirinden uzak durup izole oldukça, çünkü bu iş hani sadece sizin evde oturup işte uzaktan ders almanız vermeniz değil. İşletmeleri düşünün, büyük bir fabrika, işte atıyorum Gebze'de büyük bir kimya fabrikası, içeride çalışan 500 kişi gidiyor aynı yerde yemek yiyor. E biz bu fabrikayı kaç ay kapatabiliriz? Onlar düşünüyor, Batı Avrupa bunları daha çok önceliyor. Elbette ki üretimin, ekonominin, sanayinin devam etmesi lazım. Sağlığı ama yıpratmadan devam etmesi lazım. Batı Avrupa şöyle bir mantık gidiyor. Diyor ki madem ben bu hastalığı yok edemiyorum, bırakalım herkes hasta olsun bir anda. Hastaneler dolsa taşsın. Ben zaten her pozitifi hastaneye almıyorum. Batı Avrupa'da hani biz gittik işte biraz hafif böyle ne diyelim medyatik unsurlar işte hastalıkları oldu Türkiye'de. Tabii Batı Avrupalılar da şöyle diyor. Diyor ki bir kişi sadece ateşi var ya da sadece COVID pozitif diye hastaneye gelmesin. Boşta hastaneyi meşgul etmesin. Dışarıda başkası da yayacaksa yaysın, ama tabii biz yine evinde oturmasını öneririm. Ama dışarıda ne oluyorsa olsun solunum yetmezliği olan ya da yoğun bakım desteği olacak kişileri biz hastaneye alıp onları tedavi edelim. Diğerleri kendi kendilerine, hani o sürü bağışıklığı diyor ya Boris Johnson. Onun gibi yani onlar kendi başlarına bu hastalığı yenmenin bir çaresini bulsunlar. Immün sistemleri bunu atlasın ki sanayi devam etsin, üretim devam etsin, ekonomiler felç olmasın. Ama tabii insanlar içindeki korkuları yenemiyor. Yani siyasetçiler de bu işleri böyle devam ettirmeye çalışırken insanların içindeki korkuları yenemedikleri için üretim yine aksadı, yine ekonomide yine bir sürü sorunlar. Bu işleri yapmamız lazım. Önceliğimizi insandan yana kullanıyoruz. Biz diyoruz ki bu sağlık sistemini herkese yetecek şekilde hastalığın yavaş yavaş artmasına kontrollü olarak izin vereceğiz. Böylece biz de immün sistemimize güveniyoruz. Biz onlardan daha çok güveniyoruz. Biz daha genciz. Biz tamamen bıraksak onlardan yine daha az ölüm oluşacak. Ama biz diyoruz ki yine de hastaneleri boğmayalım. Çünkü sonuçta bizim hastaneleri kullanan diğer COVID dışındaki hastalara da hizmet vermemiz gerekir. Siz hepiniz yaşadığınız şehirlerde dikkat ediyorsunuzdur. Birkaç tane pandemi hastanesi var. Diğerleri pandemi hastanesi değil. Neden? Çünkü başka hastalarımız da var bizim. O kişilerin de tedaviye veya bir hizmete ihtiyaçları var. Böyle düşünmek lazım. Toparlayacak olursak, filyasyonda hasta bir kişi saptandıktan sonra temaslı kişilerinin önce izolasyonu, bu izolasyon altındakilerin, semptom verenlerin, yani hastalıkla uyumlu bulgular veren kişilerin gerekli testlerle tanılarının kesinleştirilmesi ve tanı konduktan sonra bu sefer onun da temaslarının saptanması
Böylece hastalığı tamamen önde blok çekemese bile bu kolay bulaşabilen hastalığın kontrollü tutulmasını amaçlıyor. Eğer bu kan yoluyla bu kadar bir hastalık olsaydı, böyle kan yoluyla bulaşan bir hastalık olsaydı, filyasyonla tamamen yok edilebilirdi. Mesela işte ben pozitifsem, sen kan verdin mi? Başka kan teması ya da ameliyat ya da diş tedavisi ya da berber, böyle bir şey sorgulanır ve temaslı kişiler hemen engellenirdi. Ancak solunumla bulaşan hastalığı tabii ki tamamen yok edemeyeceğimizi hepimiz biliyoruz. Ama kontrol, rica ederim, yine de ama söyleyebiliriz. Yani şöyle, tabii ki hastalık belirtileri olmadan içimizde, özellikle çocuk yaş kesiminde, çünkü neden çocuklar hani biraz işte dışarıda koşturuyor bilmem ne, eve geliyor, hafif terli, kemik eklem ağrıları var, çok önemsemiyor. Çocuk da çok önemsemiyor, ailesi de çok önemsemiyor. İleri yaş gruplarında daha ciddi semptomlar. Hani boğazı ağrır, rahat nefes alamadığında mesela, işte sizin gibi gençlerde çok ciddi bir sorun olmaz. Ama 60-70 yaşında bir kişi de eğer burada bir ciddi solunum sıkıntısı yaşayacak, bir boğaz ağrısı hissederse, adam da hipoksemi gelişiyor. Yani kandaki oksijen seviyesi düşüyor. Onun için onlar daha çok hastaneye gidiyor. Onlar daha semptomatik, daha belirtili geçiriyorlar hastalığı. Çocuklar bu yüzden tabii ki daha şanslı. Anladım. Peki bunun görülme oranı yüksek midir, yoksa çok nadir görülen bir olay mı? Belirtisiz şimdi hasta veya taşıyıcı bunu, olan. Bak, bunu kesin söyleyebilmek için toplum taraması yapmak lazım. Şimdi mesela zaten Sağlık Bakanlığı'nın yeni bir program var. Mesela deniyor ki antikor testleri yapmaya başlayacağız. İşte kim geçirmiş, farkında olmamış, onu bilmek istiyor Sağlık Bakanlığı. Mesela işte deniyor ki her aileden bir kişiye bakılacak. Mesela işte bizim mahalleden bana bakıldı. Ben pozitif çıkarsam ailenin hepsi de bakacak. Ama pozitif çıkmazsam o aileye de artık bakmayacak. Burada benim daha önceden geçirmiş olup olmadığımı bilmemin bana faydası yok. İçimi rahatlatmak dışında. Ama devlet için ya da sağlık sistemi için faydası var. Biz toplumdaki sıklığını öğrenmiş olacağız. Eğer toplumun büyük kısmı zaten semptom geçirmeden, semptomsuz olarak herhangi bir bulgu olmadan bu hastalığı geçirmişse, o zaman diyeceğiz gerçekten çok endişelik bir şey yok. Çocuklar okula, herkes tatile, isteyen istediğini yapsın. Bunu daha rahat söyleyebileceğiz. Bunun için bir toplum taraması yapmak lazım. Ama yine de hani sorun tam cevapsız da kalmasın senin de. Genellikle şöyle düşünülür. Semptomatik her vakanın illaki 3-4 tane de semptomsuz vakası vardır. Yani mesela televizyonda her gün 1000 tane yeni vaka açıklanıyorsa, 2000-3000 tane de fazlası vardır asemptomatik olarak. Tamam? Ama bunlar tahminler, bunlar bilimsel değil. Bilimsel olan ancak toplum taramalarıyla ortaya çıkacak. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkürler tekrardan. Aynı zamanda hani keşke bu şunu da söylemeden edemeyeceğim. Keşke bu röportajı canlı yapabiliyor, karşılıklı oturarak yapabiliyor olsaydık. Fakat pandemiden kaynaklı olarak pandemi tüm hayatımızı değiştirdiğini en başta söylemiştim. Böyle sanal ortamlardan yapmak zorunda kalıyoruz. Gerçekten bu röportajların şu an bu mecrada olmasının sebebi de aynı zamanda yine pandemi. Gerçekten daha sonraki hayatımız nasıl olacak bilmiyoruz ama şu an hayatımız eski hayatımıza göre çok farklı. Bunu kimse inkar edemez. Bizim gibi yaşlara da bilgisayar kullanmayı öğretti bak bu pandemi. Bir de pozitifinden bakalım. Tamam mı? Siz zaten bu işleri iyi beceriyorsunuz. Biz de bu işleri öğrenmiş oluyoruz. Aynı zamanda şimdi şöyle bir durum var. 2008-2012 yılları arasında bir küresel bir ekonomik kriz yaşadık. Biraz tıptan şu an çıkmayacağım, aslında uzaklaşmayacağım ama inşallah bu COVID-19 sonrasında 2021 yılda bir küresel bir ekonomik krize dönmez. Bu yüzden Batı'nın hani filyasyona karşı davranışlarında böyle açıklanabilir aslında ama şimdi filyasyon Güney Kore, Türkiye ve bir noktada Japonya'da uygulanıyor diye biliyorum. Yanlış mıyım? Yok, doğrudur hocam, doğrudur. Bu sayede bak, ölümler de en az bizlerde. Bu üç ülkede ölümler en az. Evet. Yani vaka sayısını ve ölüm oranlarını en iyi şekilde atlatmış bu üç ülke. Üç G20 ülkesi ve üç yüksek nüfuslu ülkede yine bu üç ülke. Doğru. Doğrudur hocam.